Trakya'nın tarım alanlarını sulayan en önemli nehirlerinden biri olan ve kirli akmasıyla bölgenin kanayan yarası Ergene Nehri, çevreye verdiği zararla birlikte zehir akmaya devam ediyor. Nehirde son yapılan ölçümlerde kıta içi 4. sınıf su olarak zehir aktığını belirten Trakya Platformu sözcüsü avukat Bülent Kaçar, Ergene Nehri'ndeki akan sıvı su niteliğinden çok çok uzakta, kıta içi 4. sınıf su olarak adlandırılıyor, halen gözle görülür bir iyileşme mevcut değil dedi. Gördüğünüz gibi 3 gündür yağan yağmurlara rağmen Mayıs ayındayız, halen Ergene köpük köpük kimyasal akmaya devam ediyor. Ergene Nehri Havzası'nda bazı fabrikaların üretime ara verdiğini duymamıza karşın bu kirlilik havzamıza taşınan bu kirlilik ve kirletme maalesef halen devam ediyor. Oysa şu an çeltik ürünlerinin ekim zamanı, ayçek ürünlerinin ekim zamanı. Yani çiftçi şu an tam da alternatifsiz su kaynağı olan Trakya'nın Ergene Nehri'ne ihtiyaç duyduğu bir anda. Bu durumda halen bu nehrin bütün önlemlere rağmen, bu fabrika kapatmalarına rağmen bu şekilde akması bizim için, bizim vicdanımız ve çiftçimiz için, doğamız için bir kanayan yara olmaya devam ediyor. Ergene Nehri'ndeki akan sıvı artık bir su niteliğinden çok çok uzakta. Kıta içi 4. sınıf kirli su olarak adlandırılıyor. Halen gözle görülür bir iyileşme dahi mevcut değil. Ölçümler DSİ'nin, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ölçümlerinde herhangi bir iyileşme söz konusu değil. Ergene maalesef hayata döndürülemediği gibi bölgemize kanser ve ciddi bir kirlilik akıtmaya devam ediyor. Şu an Uzunköprü'deyiz ve Mayıs ayındayız. Bu kadar 3 gündür yağan yağışlara rağmen görüldüğü gibi köpük köpük kimyasal akan bir Ergene Nehri dışında bir tablo yok. Ancak önemli olan şu an buradaki ağır metallerin bu havzaya, bu nehre yayılıyor olması.